Sevgili kıymetli hocamız Aret Kamar. Kendisi tüp bebek uzmanı, aynı zamanda kadın doğum uzmanı. Biz daha öncesinde yine sizlerden gelen soruları sosyal medya sayesinde toparlamıştık. Ben kendisine bu soruları yönelteceğim. Hem kendisi kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Siz sevgili hey anne izleyicileri de bazı konularda aydınlanmış olacaksınız. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sizler de aynı şekilde. Hocam ufak ufak başlayalım o zaman. Ben sorularımı şöyle hazırladım. Şimdi ilk olarak yeni evlenen çiftler... Olur da çocuk istediklerinde çocuk sahibi olup olamayacaklarını nasıl anlarlar? Bu çok önemli. Biz bir sürü uzun yıllar doğum kontrolüyle korunduktan sonra çocuk istediklerinde çocuk sahibi olamayan çiftle her gün karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bir çiftin evlendiği zaman eğer çocuk sahibi olmayla ilgili o anda bir düşünceleri yoksa, yani bunu ertelemeyi düşünüyorlarsa bir şekilde mutlaka istediklerinde çocuk sahibi olabilirler mi, olamazlar mı? Bunun mutlaka kontrol edilmesini arzuluyoruz. Bizim için iki önemli kriter var. Kadınla ilgili olanlar, erkekle ilgili olanlar. Kadınla ilgili olanlar nedir? İşte kadının ultrasonla muayene edilmesi, yeteri kadar yumurtasının olup olmadığının saptanması, doğuştan rahimiyle ilgili herhangi bir şekil bozukluğunun olup olmadığının anlaşılması, işte rahimde bebeğin tutunmasını engelleyecek miyomdu, kisti, ne bileyim polipti, bir şeyler var mı yok mu, bunların görülmesi. Erkekte de sperm sayısının istediklerinde hamile kalmaya elverişli olup olmadığının anlaşılması ve spermin sayısıyla beraber hareketinin ve şekil bozukluğu olup olmadığının da değerlendirilmesi. Bunların mutlaka yapılması lazım eğer doğurganlık ertelenecekse. Dolayısıyla mutlaka evlendikten sonra bir tüp bebek merkezine ya da bu işte uğraşan bir hekime gidecekler. Kadın ultrasona girecek, rahimi ultrasonla görüntülenecek, rezervinin ne kadar olduğu, hani bol bol yumurtası var mı yoksa yumurtası az mıdır, bitmek üzere midir, doğru, bakılmalıdır. Erkekte de sperm sayısının mutlaka incelenmesi gerekiyor ki bunlara biz diyelim ki sizin istediğiniz zaman çocuğunuz olabilir, siz şimdi korunabilirsiniz ya da aman sakın korunmayın, sizin istediğinizde çocuğunuz olmayacak, işte erkeğin sperm sayısı düşük ya da kadının rezervi çok düşük. Yani rezervi düşük olanlar biliyorsunuz kadınlar yumurta üretemiyorlar. Kadınların yumurtası bittiği zaman da kadın menopoza giriyor. Yani herhangi bir ilaç tedavisi yok bunu önlemek için. Dolayısıyla eğer kadın menopoza girecekse ya da erken menopoz gibi bir şey söz konusuysa kadının bir an önce çocuk sahibi olabilmesi için onu teşvik etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu kontrol çok önemli. Çünkü biz ülkemizde yanlış yapılan ve mutlaka göz önünde bulundurulması gereken şeylerden biri bu. Kadın gidiyor rastgele bir eczaneye. Ben daha çocuk düşünmüyorum. Evet. Doğum kontrol hapı alacağım, doğum kontrol hapı kullanacağım diyor. Doğum kontrol hapını yıllarca kullanıyor. Çünkü doğum kontrol hapını kullanırken doğum kontrol hapları adeti de düzenledikleri için kadının herhangi bir adet düzensizliği de olmuyor. Yumurtalığında olan bitenden bir haber oluyor. Evet, doğru. Ve doğum kontrol hapını bıraktığı zaman da bir bakıyor adeti gelmiyor. Adet gelmediği zaman gidiyor kontrole, bakıyor ki rezervi kötü. FSA yükselmiş, AMH çok düşmüş. Ondan sonra da doğum kontrol hapları kısırlık yapıyor mu acaba diye aralarında konuşuyorlar. Evet, doğru mudur? Var mıdır böyle bir şey? Değil aslında. Çünkü doğum kontrol hapını biliyorsunuz kullanırken unutulduğunda bile hamilelik olabiliyor. Evet. Dolayısıyla doğum kontrol haplarının böyle bir kısırlık yapıcı özelliği yok. Bu laf buradan geliyor. Anladım. Yani kullanmaya başlamadan evvel mutlaka rezervin görülmesi, evet, ve istediklerinde hapı bıraktıklarında çocuk sahibi olabilirler mi olmazlar mı, bunların mutlaka değerlendirilmesi lazım. Değerlendirilmesi gereken bir şey de kadının yaşıdır. Biz 35'li yaşlardan sonra kadınların yumurta kalitesinin bozulduğunu ve gebelik getirebilme özelliklerinin yavaş yavaş düşmeye başladığını biliyoruz. Onun için özellikle 35 yaşından sonra doğurganlığı erteleyecek olanların çok dikkatli irdelenmesi lazım. 35 yaşından sonra mümkün olduğu kadar çocuk yapıp
ondan sonra korunmakta fayda var. Doğru. Aslında hocamız gerçekten çok doğru bir noktaya parmak bastı. Benim birçok arkadaşım bu konuyla ilgili sorduğumda, hani çocuk düşünüyor musunuz dediğimde, hayır ben birkaç sene düşünmüyorum diyor. Halbuki belki de kesinlikle rezervi çok öyle. Az değil mutlaka, mi? Mutlaka kontrol olmaları lazım. Gerçekten bugün bizim karşımıza gelen insanların birçoğu, özellikle sosyoekonomik durumu iyi olanlar, işte kariyer yapacağım, şu anda çocuk düşünmüyorum, planlamıyorum diye ortada dolaşan, iş sahibi olan, iş yeri sahibi olan insanların birçoğunluğu sonra 40'lı yaşlara geldiklerinde çocuk sahibi olabilmek için ciddi bir efor sarf etmek zorunda Doğru. kalıyor. Geçtiğimiz günlerde bir takipçim bana şöyle bir şey yazdı. Eylül ablacığım, 3 aylık evliyim ve çocuğum olmuyor, çok üzgünüm, ne yapmam lazım gibi bir soruyla karşılaştım. Şimdi ben doktor değilim. Evet. Hazır sizi de bulmuşken ben bunu da sormak istiyorum. Çocuğunuzun olup olmadığını anlamak yeterli bir süre midir? Şimdi şunu bilmek lazım. Mesela bir kadın her şey normal. Çok düzgün adet görüyor. Çok düzgün yumurtlaması var. Adetleri tamamen düzenli. Yumurtalığa baktınız, her şey yolunda. İşte rahme baktınız, onda da problem yok. Erkekte de hiçbir problem yok. Ve yumurtlama zamanını da takip ediyorlar. Yani tam yumurtlama zamanında ilişkiye giriyorlar, korunmuyorlar filan. Şimdi böyle olduğu zaman şunu zannediyorlar. İşte ben yumurtlama zamanında ilişkiye girdim, tamam artık bu kız hamile kalır. Halbuki bu şekilde yapıldığı zaman aylık hamile kalma şansı %10 kadar. %10. Tam tarihini tuttursak bile %10 mu? Kadar şans ne kadar var. Düşük aslında. Düşük aslında gibi gözüküyor. Onun için biz genç çiftlerde bir sene uğraşıldığı zaman çocuk sahibi olunamadıysa, eğer başka gözüken hiçbir sebep yoksa tedavi alıyoruz. 35 yaşının üstündekilerde de 6 ay uğraştıktan sonra çocuk sahibi olamadılarsa tedavi alıyoruz. Yani belli bir zaman bekliyoruz. Ama özellikle kırsal kesimde yaşayanlar, evlendiklerinin ertesi ayında bile o ay çocuk sahibi olamadılarsa yana yakıla doktora gelebiliyorlar. Ama onları bu konuda ikna etmek lazım. Çünkü onları hemen tedaviye alırsanız, tedavinin de bir denemede bir gebe kalma şansı var. Mesela bir aşılama yapıldığı zaman aşılamanın %20-25 civarında bir ayda hamile kalma şansı var. Tüp bebeğin de en iyi hasta şartlarında bile %70'i buluyor. Genç olacak, yumurta bol olacak filan, ama %100 değil hiçbir zaman. Doğru. Şimdi sabırlı olmayan bir aile tedavi olduğu zaman da sabırsız oluyor. Hele bir de siz ona bir tedavi denediğinizde o da o ayda hamile kalmazsa ondan sonra onları normal şekle getirmek çok zor oluyor. Dolayısıyla her zaman biraz sabırlı gitmekte, sakin olmakta fayda var. Aileye doğrusunu anlatmakta fayda var. Hocam az önce yumurta rezervinden bahsettiniz. Şimdi tam olarak nedir bu yumurta rezervi? Şimdi biz yumurtalığa baktığımız zaman yumurtalığın içerisinde aday yumurtaları, yani böyle ultrasonuna baktığınızda sağ yumurtalık, sol yumurtalık, kaç tane aday yumurta var bunu görebiliyoruz. Buna biz rezerv diyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Biz bir kadına bir tedavi yaptığımız zaman bu kadın bize en fazla kaç yumurta verebilir? Bu bizim için çok önemli. Çünkü tedavi ihtiyacı olduğu zaman bir yumurta, iki yumurta verebilen kadınla 15-20 yumurta verebilen kadının şansı aynı olmuyor. Hamile kalma hızı da aynı olmuyor. Dolayısıyla tabii bir de yumurta da doğuştan getiriyoruz ve yumurta bittiği zaman da menopoza giriyoruz. Mesela rezervi az olan bir kadın gördüğümüz zaman aman sen mutlaka korunma, mutlaka bir an önce çocuk sahibi ol. Belli bir zaman içerisinde hamile kalmazsan gel biz sana yardımcı olalım şeklinde uyarabiliyoruz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum muhteşem sohbetiniz için. İyi ki geldiniz, iyi ki konuğumuz oldunuz. Hanımlar siz de sorularınızı lütfen bizlere sormaktan çekinmeyin. Hem benim Instagram hesabımdan hem de Hey Anne'nin sosyal medya hesaplarından sorularınızı gönderirseniz biz de bu şekilde uzman doktorlarımızla paylaşırız diye düşünüyoruz. Evet, şimdi de Hey Anne programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.